Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi atıcı etkinliği bulunmakta. Bu atıcı etkinliğinden yararlanarak farklı farklı ordu kombinasyonları kullanacağız. Bu ordu kombinasyonlarından en beğendiğinizi yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi ilk saldırımız için ordumuzu göstereyim sizlere. Ordumuz, ilk ordumuz yani yeti, atıcı, buz golem kombinasyonu. Büyülerimiz ve klan kalemiz bu şekilde. Hero'larımız ayakta, saldırımıza geçebiliriz. Fakat saldırımıza geçmeden önce bir ricam olacak. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz, abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. En beğendiğiniz atıcı ordu kombinasyonu da yorumlarda sizlerden bekliyorum. Şimdi hemen saldırımıza geçelim. Ganimeti gayet güzel bir belediye binası 13 bulduk. Duvarları birazcık zayıf fakat savunmaları gayet başarılı. Şimdi saldırımıza geçmeden önce ne taraftan saldırı yapabiliriz? Hemen ona bakıyoruz. Saldırımızı yan taraftan ya da yukarı taraftan yapmayı planlıyorum. Belediye binasına yönelmemiz lazım. Hızlı bir şekilde ganimeti almalıyız. Şimdi saldırımızı şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu saldırı taktiğinde ilk olarak deprem büyüsünü gönderiyoruz. Şuradaki belediye binasına doğru 4 tane deprem büyümüzü gönderelim. Daha sonrasında ilk olarak buz golemlerimizi yatay olarak şu şekilde bırakıyoruz. Arkasından hemen atıcılarımızı yayalım. Daha sonrasında da yetilerimizi bırakıp hero'larımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gönderelim. Hero'larımızın birazcık seviyesi düşük fakat sıkıntı yok. Burada bir öfke büyüsü takviyesi kullanalım. Şu şekilde aşağı inelim. Arka taraftan kraliyet şampiyonumuzu bırakalım. Koruyucumuzun özelliği şu an kullanılmak üzere ve kullandım. Güzel bir yerde bastım. Savunmalar şurada çok fazla hasar veriyordu. Hero'lara bir tane zehir büyüsü atalım. Daha sonrasında da zıplatma büyüsünü şuraya gönderelim. Dondurma büyülerimizi şurada etkin hale getirelim. Buz golem parçalandı zaten. Onun da etkisi çok büyük. Dondurma büyüğümüzü şu an bekletiyorum. Şuradaki artık taktik avcı uçağını kapatabiliriz. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğini kullandım. Büyücümüzü hemen seçiyorum. Köşe tarafa bıraktım. Yavaştan kenarları temizlesin. Askerlerimiz çok iyi bir şekilde içeri girdi. Bu ordu kombinasyonunun saldırı taktiği gayet basit. Askerlerinizi yatay bir şekilde bıraktığınızda zaten kendileri merkez tarafta birleşiyorlar. Zıplatma büyüsüne doğru gelen kraliçemizin özelliğini kullandım. Burada tekli cehennem kulesini alırsa mükemmel olacak. Sol taraftan zaten yetilerimiz geliyor. Yaklaşık 5 tane falan yetimiz var. Kraliçemiz hayatta, savunma anlamında hiçbir şey kalmadı. Gayet güzel bir saldırı yaptık ve 3 yıldızın sahibi olduk. Almış olduğumuz ganimet özellikle çok güzel. Birinci ordumuzun taktiği bu şekilde arkadaşlar. Bu orduyu beğenmiş olabilirsiniz. Benim favorim açıkçası bu. Sizlerden de söylemiş olduğum gibi diğer orduları da izledikten sonra en beğendiğiniz orduyu yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Birinci saldırımız gayet başarılı bir şekilde gerçekleşti. 3 yıldızımızı aldık. Ganimetimiz de bu şekilde. Bonusla birlikte yaklaşık 950 bin altın, 900 bin iksir ve toplamda 7600 kara iksirin sahibi olduk arkadaşlar. İkinci ordumuz hazır olduğunda saldırımıza geçebiliriz. Saldıracağımız köyü buldum arkadaşlar. Bu ordu kombinasyonumuz atıcı, yeti, melek kombinasyonu. Şu şekilde görebilirsiniz. Zaten saldırımız sonuçlandığında oradan da bakabilirsiniz. Bu saldırımızda kraliçe yürüyüşü yapacağız. Hemen kraliçemizi köşeden gönderiyorum. Arkasına da 5 tane meleğimi bıraktım. Meleğimin seviyesi maksimum değil. O yüzden birazcık sıkıntı olabilir. Kraliçemizin yürüyüşünü birazcık bekliyoruz. Kraliçemizin gidişatına göre diğer askerlerimizi de gönderiyoruz. Öfke büyüsü hazır da kraliçemizi hasar almaya başladığında öfke büyüsünü şurada kullanıyorum. Hızlı bir şekilde savunmaları indirsin. Aşağı doğru eğilmeye başladı arkadaşlar. Hemen şuradan uçan kışlamı gönderelim. Arkasından da 2 tane atıcı bırakalım arkadaşlar. Şu tarafa hemen bir zıplatma büyüsü gönderelim. Kenarları da zaten temizledik. Zıplatmayı tam güzel atamadım açıkçası. Olsun, şuradan hemen barbar kralımızı bırakalım. Arkasından yetilerimizi ve atıcılarımızı gönderiyorum. Hızlı bir şekilde koruyucumuzu ve kraliyet şampiyonumuzu da göndereceğim. Fakat kraliyet şampiyonumuz için birazcık beklemedeyim. Şuraya bir deprem büyüsü gönderelim. Oradaki duvarları da yıkalım. Burada bir öfke büyüsü takviyesi kullanıp koruyucumun özelliğini şurada basıyorum arkadaşlar. Hasar almaya başladı çünkü askerlerim. Hem de çok fazla. O yüzden burada kullanma ihtiyacı duydum.
Belediye binası patladı. Oradan bir hasar almadık. Zehir büyümüz bulunmakta. Titan liginde genellikle kalelerde zehir klan kalesi çıkmadığı için zehir basmama aslında gerek yok. Ama belli olmuyor tabii ki. Bazı düzenlerde çıkabiliyor. Hemen şuraya bir dondurma büyüsü gönderdim. Kraliçemizin özelliğini burada kullanıyorum artık. Güzel, ganimeti aldık fakat kara iksiri alamadık. Kara iksir için de askerlerimiz şurada, kraliçemiz geldi. Hemen dondurma büyüsünü X'e'yi ve kraliçeyi kapatmak için gönderdim arkadaşlar. X'e'yini ve cehennem kulesini kapatacak şekilde depoyu almamız gerekiyordu. %63 aldık, 2 yıldızımızı aldık. Son kalan 3 tane büyücümüz var. Bunları da kör noktalara göndererek yüzdemi yükseltmek istiyorum. Çünkü Titan Ligi'nden gelen bonusu hepsini almam lazım. %70 bir bonus var. Onu almak istiyorum. Genellikle şu an atıcı etkinliği olduğu için saldırılarınızda bol bol atıcı kullanmanız çok daha mantıklı. Benim bu göstermiş olduğum ordulardan en beğendiğinizi tabii ki klan savaşlarında kullanabilirsiniz. Bunlar biraz daha klan savaşına yönelik askerler. Normal ganimet saldırısı yapacaksanız, yüksek ligdeyseniz yani Titan ve Efsane ligindeyseniz bu orduları kullanabilirsiniz. Ama normal biraz daha düşük seviyelerde yani şampiyon olsun, usta olsun, kristal olsun, altın olsun buralardaki liglerdeyseniz atıcı etkinliğinden yararlanmak istiyorsanız ne kadar fazla atıcı basarsanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü etkinlikten dolayı bayağı bir indirimde. Duvarları birazcık zayıf olan bir belediye binası 13 buldum fakat savunmaları gayet başarılı. Bu saldırımız dev, cadı, atıcı kombinasyonu olacak. Tokmak aldım. Tokmağın içinde de Pekka buz golem var arkadaşlar. Bu saldırımızda şimdi eskiden çok fazla kullanılıyordu fakat birazcık şu an popülaritesini yitirdi. Saldırımızı şu şekilde yapıyoruz. İlk olarak hemen şuradan zıplatma büyümüz hazırda. Zıplatma büyümüzü şuraya bırakacağım fakat tokmağımız ne kadar ilerleyecek onu bilmiyoruz. Devlerimizi önden yatay bir biçimde şu şekilde gönderiyorum arkadaşlar. Arkasından hemen cadılarımı, daha sonrasında da atıcılarımı göndereceğim. Daha sonrasında da tokmağımızı ve hirolarımızı bırakacağız. Şuradan tokmağımızı gönderelim. Hirolarımızı da bırakalım. Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi olacaktır. Bir öfke büyüsü takviyesi yapıp bir tane de şifa büyüsü gönderelim. Askerlerimiz yavaştan dağılıyor. Kraliyet şampiyonu için dondurma kullandım. Şimdi askerlerimiz birazcık dağıldı ama sıkıntı yok. Şurada koruyucumun özelliği bulunmakta, bekletiyorum. Devler klan kalesine doğru yöneldi. Koruyucumuza tekli cehennem kulesi vuruyor. Mecbur onun özelliğini kullandım. Askerlerimizin içeri girmesi adına şurada bir zıplatma büyüsü kullanıyorum. Ve bir öfke büyüsü takviyesiyle hızlı bir şekilde taktik avcı uçağını indirmeyi planladım. Atıcılarımız ve cadılarımız hayatta aşağı taraftan ilerliyorlar. Kraliçemize tekli cehennem kulesi vurmaya başladı. Hemen özelliğini kullandım. Kraliyet şampiyonumuzun ölmemesi adına orada bir dondurma büyüsünü kullanıyorum. Ve güzel bir 3 yıldız aldığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Savunma anlamında önemli olan bir tane tekli cehennem kulesi ve onun yanında da taktik avcı uçağı kaldı. Bayağı bir askerimiz hayatta. Kraliyet şampiyonumuz, kraliçemiz hayatta. Ayrıca atıcı ve cadılarımız da bulunmakta. Bu düzen için güzel bir ordu. Bence klan savaşlarında da bu orduyu kullanabilirsiniz. Hem kullanımı kolay hem de çok işe yarıyor. Cadının birçok iskelet çıkartması da savunmaların dikkatini dağıtıyor. Güzel bir 3 yıldız aldık. Duvar kırıcılarımızı atmayı unuttum. Olsun, güzel bir 3 yıldızımızı ve ganimetimizi aldık arkadaşlar. Sıradaki ordumuz benim eski klan savaşlarında sürekli kullanmış olduğum bir ordu ve çok beğeniyorum gerçekten. Atıcı melek kombinasyonu. Saldırı taktiği çok basit. Tokmağın içinde şu an Pekka buz golem var. Belediye binası 13, duvarları zayıf, savunmaları güzel, eksiklikleri var tabii ki. Saldırımız şu şekilde arkadaşlar. İlk olarak 4 tane atıcı gönderip hemen arkasına 2 tane melek bırakıyorsunuz. Daha sonrasında yan tarafa geçip oradan da 4 tane atıcı, 2 tane melek bırakıyorsunuz. Orta taraftan tokmağınızı gönderip hirolarınızla birlikte yatay bir şekilde askerlerinizi bırakıyorsunuz. Şuradan Barbar Kralı gönderdim. Kraliçeyi, koruyucuyu bıraktım. Hemen bakın, atıcılarımı şuradan şu şekilde hepsini bırakıyorum. Arkasına 2 tane melek ve sonrasında da cadılarımı gönderdim. Tokmağımız ilerliyor. Kraliyet şampiyonumuzu da arkadan bırakalım. Şurada bir öfke büyüsü takviyesi gönderip
koruyucumun özelliğini kullanacağım. Biraz daha bekliyorum. Askerlerimiz iyice belediye binasına yaklaşsın. Burada artık koruyucumuzun özelliğini kullandık. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi kullanıp bir tane de şifa büyüsü gönderiyorum. Aşağı doğru inelim. Şurada bir zıplatma büyüsü kullanalım. Dondurma büyülerimizi de yavaş yavaş şurada atalım. Askerlerimizin hasar almasını engelleyelim. Özellikle savunmaları bitişik düzenlerde çok işe yarayan bir ordu. Hem ganimet kasarken hem de klan savaşı yaparken kesinlikle önereceğim bir ordu. Hem çok güçlü hem saldırısı basit ve şu an fazla atıcı kullanıldığından dolayı etkinlikten de yararlanırsınız. Ganimeti fazla alırsınız. Dondurma büyümüz bulunmakta. Kraliçemiz meleklerle birlikte ilerliyor. Bir tane büyücümüz var. Uzak noktaya, kör noktaya bırakalım. Dondurma büyümüzü hazır halde bekleyelim. Zaten dondurma büyümüzü kullanmasak da 3 yıldızı alacağız. Hem kraliçemizin hem de kraliyet şampiyonumuzun özelliği bulunmakta. Güzel bir saldırı oldu. Zaten köy basitti. Böyle duvarları zayıf, savunmalarında eksiklikler olan ganimeti çok güzel köyleri affetmeyin. Direkt saldırınızı yapın ve üçleyin. Artık dondurma büyüsünü gönderiyorum. Ordumun eksikliğini tamamlasın. Hemen kraliyet şampiyonumuzun özelliğinde basalım. Hero'larımız şu an ölmedi. Kraliyet şampiyonumuz ölecek. Rakip kraliyet şampiyonla birebir olmuş girmiş olduğu bir saldırıdan dolayı. Kraliçemizin özelliğini de kullanalım. Güzellikle köyümüzü tamamen temizleyelim arkadaşlar. Bu orduyu gerçekten seviyorum. Saldırı için kullanabilirsiniz. Bir sonraki saldırımızda sürpriz olacak. Bakalım o orduyu beğenecek misiniz? Güzel bir ordu kombinasyonu. O da bizim son saldırımız olacak. Sıra geldi Pekka atıcı yarasa kombinasyonuna. Bu ordu kombinasyonu belediye binası 13'lerde birazcık az kullanılmaya başladı. Çünkü kaya saçarların gelmesiyle birlikte yarasaların özelliği bayağı bir gitti arkadaşlar. Saldırı yaparken genellikle çoklu cehennem kulesi olmayan düzenleri seçin. Şimdi saldırımızı şu şekilde yapıyoruz. İlk olarak elektro ejderimizi bir kenardan bırakıyoruz. Kenarları temizlememiz çok önemli. Askerlerimizi içeri sokabilmemiz lazım. Yukarıya da bir tane Pekka gönderip arkasına cadı gönderiyoruz. Orta taraftan da tokmağımızla birlikte diğer tüm askerlerimizi göndereceğiz. Dediğim gibi bu orduda kaya saçarlar çok sıkıntı yaratıyor. Genellikle belediye binası 12, 11 ve 10'da yarasa büyünüz maksimumsa kesinlikle tavsiye ederim. Çok güçlü bir ordu. Ama 13'te birazcık özelliği azalıyor dediğim gibi. Tokmağımızı sonuna kadar kullanılması lazım. Duvarları yıkarak belediye binasına ulaşıyoruz. Koruyucumuzun özelliğini burada kullanalım ve son öfke büyümüzü gönderelim arkadaşlar. Yarasa büyülerimizi de arka taraftan bakın sağ köşeden gönderdim. Dondurma büyülerim şu an elimde hazırda. Büyücü kulesi gördüğüm an donduracağım. Çünkü yarasaların ölmemesi lazım. Kraliyet şampiyonumuzu bıraktık. Artık barbar kralımın özelliğini kullanıyorum. Şimdi bir tane büyücü kulesi kaldı. Zaten oraya gelene kadar köyü fulledik. Çünkü belediye binası 12 idi. Şuradaki büyücüleri de donduralım. Dikkat etmeniz gereken eğer ki belediye binası 13'te kullanacaksanız da kaya saçar ve büyücü kuleleri en önemlileri. Son dondurma büyüsünü de boşa gönderiyorum. Basit bir köydü. Hızlı bir şekilde üçledik. Çoklu cehennem kulesi olmaması çok önemli arkadaşlar. Bu orduyu kullanacaksanız çünkü hem büyücü kulesini dondurmak hem de çoklu cehennem kulesini dondurmak birazcık zor oluyor. Yakalayamıyorsunuz ya da yakalasanız bile askerleriniz tamamını üçleyemiyor. O yüzden belediye binası 12, 11 ve 10 için mükemmel bir ordu. Saldırılarımız sona erdi. Şimdi kazanmış olduğumuz ganimetlerle savunma basacağım. Araştırmamız da boşa düştü. Hemen bakalım araştırmada neyi basabiliriz. Şimdi meleği yükseltmemiz önemli çünkü meleğimiz maksimum seviyede değil. Atıcımızı basmamız gerekiyor. Atıcıyı basmayacağım, birazcık bekleyeceğim. Çünkü kara iksiri biriktirip kraliyet şampiyonumu yükseltmeyi düşünüyorum. Hemen bakalım dükkanımıza bir girelim. Buradan normalde ganimet almıyorum ama ganimet ihtiyacımız olursa mecburen alacağız. Top basabiliyoruz, güzel. 14.000'e bir top basalım. Hemen şu şekilde yükseltelim. Bir tane inşaatçımız doldu. İksirle savunma basamıyoruz bildiğiniz üzere. Kışlamızın da hepsi tamam. İksirimizi mecburen araştırmaya kullanacağım. Araştırmada şu an gücümüzün yettiği barbar var, okçu var, duvar kırıcı var. Bunları basmak istemiyorum. Çünkü klan savaşları için önemli bir asker birimi değil. O yüzden hemen dükkanımıza gidelim.
Buradan birazcık iksir alalım arkadaşlar. 25 madalyonumuzu harcıyoruz. Bir tane aldık. Şimdi 2500 oldu. Bu bize yetmiyor. 13.000 oldu toplamda. O yüzden hemen bir tane daha alalım. Bir tane daha aldık. Kalan madalyayla da ne alacağım? Tabii ki inşaat çekici almayı düşünüyorum. Ya da aslında savaş çekici de alabiliriz. Askerlerimizin seviyesi düşük bu köyde. Savunmalarımızın bitmesine çok az kaldı. Bakın top var eksik olarak basmamız gereken. Hero'larımız var, havan var ve gizli Tesla var. Bunları tamamladıktan sonra bir de okçu kulesi var. Az bir şey kaldı yani. Bunları tamamladıktan sonra köyün maksimum savunmaya ulaşacaktır. Duvarlarımı da yavaştan yükseltiyorum. Şimdi araştırmaya girelim. Çekicimizi bir harcayalım. Basmamız gereken daha demin dediğim gibi atıcımız var, melek var ve madenci var. Şimdi iksirimizde meleği basacağız. O yüzden atıcıyı basmamız çok güzel olacaktır. İnşaat çekicimizi kullanalım ve atıcımızı maksimum seviyeye ulaştıralım. Daha demin yapmış olduğum saldırıların hepsinde atıcımız 4. seviyeydi dikkatinizi çektiyse. O şekilde saldırı yaptım ve güzel sonuçlar elde ettik. Hemen iksirimizle de meleğimizi basalım. Bu da kara birimi için arkadan can basan şifacılar çok önemli. Sonuçta şu an tamamladık her şeyimizi. Bir tane inşaatçımız boşta. Ganimet kasarak buradaki inşaatçımı da yakın zamanda dolduracağım arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz saldırı videolarının devamı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Facecam'li videoları beğendiniz mi? Bundan da yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.